Merhaba arkadaşlar. Bu sefer Custom 5 artı 1 Deluxe Otomatik 2000 motor EcoBlue aracı inceleyeceğiz. EcoBlue araçlarda 2000 motor olarak geliyor. Diğer Custom 5 artı 1 veya Van olanları da araçlar ise 2200 motor olarak geliyor. İlk gözümüze çarpan tabii ki sis farları, ön park sensörleri ve aracın aynalarında bulunan yan köşe lambaları, jantlar, ...16 inçtir. Böyle görebileceğimiz arka park sensörleri, yan çıtadaki kısalık, en son arka tarafa doğru arka bagaj kapağındaki en dibe gelmiş olursa kısa şase olarak geçer bunlar. Kısa şaseler ikinci köprüden geçer arkadaşlar. İkinci köprüden geçmesi, yani 2.93 santim dingil mesafesiyle ölçülür. Bunun üzerine eğer 3.20 geçerse dingil mesafesi, ikinci köprüden araçlar geçemez. Kamyonet tarzı olarak geçer bu arkadaşlar. 5 artı 1'dir. Arka tarafta 3 tane koltuk vardır. Yatabiliyor, katlanabiliyor ve orta kısımda bir çekme kolu vardır. Oradan da çıkartabilirsiniz. Yükleme mesafesi 2.555 cm'dir. Maksimum yükleme mesafesi. Bu araç kombidir. Kombi, yani 5 artı 1'in ticari olarak geçiyor. Koltuklu olarak geçer. Kombi denildiğinde arka tarafındaki camları görebiliriz. Yani van değildir. Eğer kombi van olsaydı hem koltuklu hem panel van olarak geçer o araç. Arka kısımda belli bir mesafe kadar yükleme yeri vardır. Camı geçemezsiniz. Camı geçtiğiniz anda polis ceza yazabilir. O yüzden de arka tarafı kapalı olarak yapılanlar da vardır. Ona kombi van denilir. Deluxe modellerinde biraz daha aksesuara, işçiliğe ve eklentilere çok daha önem verilmiştir. Araç bildiğimiz ticari, biliyoruz ki Ford'da ticari olarak öne çıkmasının en önemli sebebi aracın çekiş gücü, yani kemikli bir araç denilmesidir. Araç otomatik, ilk başta gördüğümüz gövde ve tabii ki aksesuarları da görebiliyoruz. Şoförün el uzanabileceği bütün her yer vardır. Örneğin saklama alanları, vites ve bunun üzerine işte start stop, park sistemi, sesli yönlendirme sistemi, direksiyondan hız sabitleme, telefonla erişim, SYNC denilen SYNC alt yazıda da geçmiştir. Onunla birlikte telefonla bağlanabilir. Kitleme alanları, aynalar tabii ki katlanabilir. Gördüğümüz gibi bardaklık. Evet, start stop'u da görüyoruz. Park sistemi, ön arka park sensörleri, yağmur sensörü gibi birçok alanı görebiliriz. Yani şoför oturduğu yerde bunların hepsine ulaşabilir. Hız sabitleme. Ses yönlendirme sistemi şu orta kısımda gördüğümüz düğmedir sağ tarafta. Telefondaki kişilere erişim, oradan ses kısıp açma ve vites topuzunu görüyoruz arkadaşlar. Tam otomatiktir. Hiçbir zaman Ford'da yarı otomatik araç yoktur. Kliması, ön yolcu ve şoför koltuğundaki airbagler, sidrium, birçok özellik araçta bulunmaktadır. Bu aracın fiyatı 116.000'dir. Yakıt miktarı olarak 50 kuruş yakar. Örneğin Hyundai, Renault, Fiat, birçok markayla karşılaştırdığınızda 50 kuruş çok dersiniz. Ancak yük yüklediğinizde aynı rakamları bulur ve hatta Ford'daki daha da düşük olabilir. Çünkü neden? Diğer araçların çekiş gücü gayet düşüktür. Bu araçta ise yüksek olduğu için çekiş gücü
fazla yük attığınızda bile aynı yakıtı yakar. Diğer araçlarda ise sıkıntı yaratır, araç çekmez ve daha çok yük yüklendikçe fazla yakıt nedeniyle olur. Stepne kısmı, yükleme kısmı gayet geniştir. Euro pleti çok rahatlıkla alabilir. Her şey basit, sade ve belirtilmiş bir şekilde yapılmıştır. Kırmızı çekme kolları, çekme şeritler, renkler olarak belirtilmiştir. Ses sistemleri arkaya kadar vardır. Deluxe modeli olduğu için kol dayamasına kadar vardır arkadaşlar. Genişlik açısından gayet geniş, yükleme alan ve kapasitesi olarak da rahattır. Stepne kısmı. Bu araç bir şirkette hem yükleme, hem servis, hem aile içinde kullanabilecek en çok satılan araçlardan bir tanesidir. Ve makas kısmı. Ford Custom 2000 motor, EcoBlue otomatik dizel araç. Yeni tanıtımlarımda görüşmek üzere. İyi günler.